Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ben bugünkü nasihatimde Allah Subhanahu ve Teala'ya sığınıyorum. Rabbim beni bunda başarılı kılsın. Şüphesiz ben de evliyim. Allah Subhanahu ve Teala onu hayatımda Allah'a yakınlaştıracak bir kişi eylesin. Onu bana, beni ona hayırlı kılsın. Tabii hayatımız farklı farklı evrelerle, farklı farklı zamanlarla geçiyor. Evlilik dediğimiz dışarıdan bakıldığı gibi olmayan bir durum. Sonuçta iki zıt fıtrat, iki zıt düşünce, iki zıt beden ve iki zıt isteklerle oluşan kimseler evleniyor. Hayatlarını bu şekilde birleştiriyor. Şimdi bizim hayatımızda eğrisiyle, doğrusuyla, inişiyle, çıkışıyla bazı olumlu olumsuz durumlar olacak. Eğer bir Müslüman isek evimizin içerisinde bulunduğumuz durumda da Allah Subhanahu ve Teala'nın bizi gözettiğini ve imtihan sahasında olduğumuzu unutmamamız gerekli. Yani işten geldiğimizde bizim hayatımızda imtihan bitmiyor. Ya da evimizde bir iş yaptık, hele şöyle bir oturalım dediğimizde bizim hayatımızda imtihan bitmiyor. Yani mesaimiz halen devam ediyor. Hayat halen devam ediyor. Bu yüzden de Allah Subhanahu ve Teala'ya sorumluluğumuz devam ediyor. Bizler eğer Allah'a teslim olan yani Müslim olan insanlar isek bizler Allah Subhanahu ve Teala'nın gücüne, kudretine, indirdiği kitabına, gönderdiği Resulüne kısa ve öz İslam'a teslim olanlarız demektir. Boyun eğenleriz demektir. Ona karşı herhangi bir şekilde neyiz? Asi değiliz demektir. Bu yüzden de Allah Subhanahu ve Teala kadın hakkında ne söylemiş ise, erkek hakkında ne söylemiş ise onu uygulamamız gereklidir. Aksi halde erkek erkekliğini yapmaz ise, kadın kadınlığını yapmaz ise Allah Subhanahu ve Teala o evde huzurun olmayacağını zaten bizlere bildirmektedir. Bugünkü Türkiye rejimi nasıl fesadı bitiremiyor ise, nasıl fitneyi bitiremiyor ise, Allah'ın kitabından yüz çevirdiklerinden dolayı bir türlü başlarına musibet olan PKK dediği vesaire benzeri terör örgütleriyle baş edemiyor ise ve bunun baş edememesindeki sebep nasıl ki Allah'ın kitabından yüz çevirip kendi kafalarınca doğruyu yanlışı belirlemeleri ise bir evin içerisindeki huzursuzluğun da nedeni tamamen budur. İnsanlar Allah'ın kitabına ne kadar uyar ise, ne kadar Allah subhanahu ve teala'nın doğru dediklerine doğru bir şekilde sarılır, yanlış dediklerine de o şekilde uzaklaşırlarsa evindeki huzuru da o kadar güzel, sağlam ve kaliteli bir şekilde temin edebilirler ve bu şekilde de insanlar örnek bir hayat yaşayabilirler. Şimdi Allah subhanahu ve teala'nın dini kadını öyle bir konuma getirmiş ki yeryüzünde hiçbir din kadını o konuma getirememiş. Öyle bir sözü yok. Allah subhanahu ve teala evlenen bir erkeğe Resulünün diliyle hitap ediyor. Diyor ki kadınlar sizin yanınızda Allah'ın emanetidir, emaneti. Yani Allah subhanahu ve teala'nın sen emanetini alıyorsun. Bu Allah yücelttiğimiz, Rab dediğimiz, ilah dediğimiz, tekbir ederek sağda solda anlattığımız, yücelttiğimiz Allah. Yani her şeyimizi var eden, onun ilmini anlatmakta aciz kaldığımız, onun yüceliğini anlatmakta aciz kaldığımız, onu şükretmekte aciz kaldığımız Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği emaneti biz evimizde bulunduruyoruz. Ona eğer zarar verirsek elbette zararın kendi nefsimize geleceğini, ona kötü davranıyor isek elbette kötülüğün kendi nefsimize gelebileceğini de bilmemiz gerekli. Ona davranış şeklimizi Allah Subhanahu ve Teala'nın bir emaneti olarak düzenlememiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın bir emaneti olarak görüp davranmamız gerekli. Erkek Nisa 34. ayete göre evde yöneticidir. Yani büyük bir sorumluluk sahibidir ve insan ne kadar sorumluluk aldı ise o kadar da fazlasıyla hesap ödemek zorundadır. Yani bugün milyarları olan bir adamın vereceği hesapla milyonları olan bir adamın vereceği hesap bir değildir. Aksi halde eğer ona Allah subhanahu ve teala'nın verdiği yöneticiliği Allah'ın istediği şekilde kullanmaz, kendi nefsine yontar ise bundan azaptan başka bir şey görmez. O kadın ise idare edilen, itaatkar bir konumuna getirildiğinden dolayı o da Allah subhanahu ve teala'nın meşru olduğu çerçevelerde eşine davranmakla mükellef, eşinin isteklerini Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şekilde yapmakla mükelleftir. Bunları yaptığı halde eğer eşi ona halen kötü davranıyor, eğer halen hattaşarak davranıyor ise Allah subhanahu ve teala'nın emanetine sen davranıyorsun kardeşim. Allah subhanahu ve teala'nın emaneti var karşısında, emaneti. Sen ona o şekilde davranıyorsun, o şekilde bağırıyorsun, o şekilde incitiyorsun ama bundan geri de dönmüyorsun, bundan tevbe de etmiyorsun, bu halini de düzeltmiyorsun ve bu halinin doğru olduğuna inanıyorsan sen evinde zaten huzuru asla ve asla sağlayamazsın. Karadaki fesat nasıl ki insanların Allah'ın kitabından yüz çevirmesiyle başladı, evindeki fesat da evindeki fitne de senin Allah'ın kitabından
uzaklaşmanla başlar. Eğer eşin Allah subhanahu ve teala'nın ona koyduğu o güzel konumu eğer istismar ediyor ise, eşine asi ise, eşinin söyledikleri sözlere uymuyor ise, eşinin her söylediği söze bir kulp takıp yapmıyor ise, eşine isyankar, eşine serkeş, dik başlı oluyor ise kusura bakmasın o kadında. O evde huzuru sağlayamazsın. Çünkü Allah subhanahu ve teala'nın çizdiği sınırın sen dışına çıkarak o evindeki huzurun gitmesine neden oluyorsun. Eğer bir kadın akleder ise ona verilen bu yerin gerçek manada kendisi için güzel bir yer olduğunu görür. Çünkü Allah'ın Resulü bir kadının evinde yaptığı amellerin kendisine ecir olarak geldiğini, kendisine ahirette sevap olarak, salih amel olarak geleceğinden bahsetmektedir. Düşünsenize 100 metrekarelik, 150 metrekarelik, 50 metrekarelik, 60 metrekarelik bir evdesiniz ve siz bu evden cennetinizi inşa ediyorsunuz. Siz bu evden ahirette salih amellerinizi biriktiriyorsunuz, sevapça tartılarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Yöneticilik verdiği erkeğin durumu öyle değil. Kazanması lazım, çalışması lazım, o evini geçindirmesi lazım. Üstüne üstelik geldiği zaman eşine de iyi davranması lazım. Kadının erkeğin üzerinde hakkı olduğu gibi erkeğin de kadının üzerinde hakkı vardır. Her birinin birbirinin üzerinde bir hakkı vardır. Eğer birisi diğerinin hakkına tecavüz ederse terazi tam manasıyla değişir. Eğer kadın erkeğe zulmetmiş ise ahirette bunun azabını görür. Eğer erkek kadına zulmetmiş ise görevini, yapacağı işi, idareciliğini kötü manada kullanmış ise bunun da hesabını ahirette verir. Özetle Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin bir örtüsüdür. Bizler birbirimizin örtüsüyüz. Bir evde eğer saygı olmadığı zaman, sevgi olmadığı zaman ve Allah subhanahu ve teala'nın özellikle İslam dininden uzaklaştığımız, kendi kurallarımızı, kendi kanunlarımızı koymaya başladığımız zaman o evde huzurun olmadığını net bir şekilde görebiliriz. Allah subhanahu ve teala yeryüzüne koyduğu bazı kanunlar gibi insanların arasına da bazı kanunlar koymuş. Kadın İslam'a göre konumunu bilmez, erkek İslam'a göre konumunu bilmez ise bu evde herhangi bir şekilde huzurun olması kesinlikle ve kesinlikle beklenemez. Eğer kadın erkek gibi davranıyor, erkek kadın gibi davranıyor ise bu evde huzurun olması beklenemez. Çünkü Allah subhanahu ve teala her şeyi yerli yerine koymamızı istiyor. O kadar küçük isteklerle, o kadar küçük bahanelerle, küçük nedenlerle erkek kadını, kadın erkeği üzüyor ki, birbirlerini kırıyor ki, birbirlerini parçalıyor ki, o kadar ileriye gidiyorlar ki gerçek manada bu insanlar Allah subhanahu ve teala'nın dinini mi unuttular? Allah'ı mı unuttular? Resulünü mü unuttular ki Allah subhanahu ve teala'nın dini onların hayatına girmiş de onları düzeltememiş. Yani hatayı biz İslam'da mı arayacağız yoksa bu evli olan çiftlerde mi arayacağız? Tabii ki kendimizde arayacağız. Erkek eğer kadına kadın gibi davranmaz ise, kadın da erkeğine sünepe gibi, rezil gibi, itici bir şekilde davranır ise onun isteklerini karşılamaz, ona asi, ona serkeşçe, ona dik başlılık yapar ise bu evde herhangi bir şekilde huzur olmayacaktır. Aksine bu yaptığı amellerden dolayı da ahirette bunun azabını görecektir, bunun cezasını görecektir. O erkek onlarca insanın arasında çalışıp eğer sana ekmeğini getiriyor, sana güzel bir şekilde davranıyor, güzel bir şekilde muamele ediyor, yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor, kendi giydiği kalitesinde seni de giyindiriyor ise, isteklerini imkanı dairesince yapıyor ise bir kadın olarak da sen ona asi olamazsın. Olur ki bir şeyi almak istemiyor ise illa da onu alacaksın diyemezsin. İlla da şunu yapacaksın diyemezsin. Tasarruf erkeğin eline verilmiştir. İstediği yerde tasarrufunu yapar. Sana göre adaletsizce dahi yapsa o tasarrufu bırak eğer gerçekten adaletsiz ise ahirette bunun hesabını kendisi versin. Sen erkeğine yine de buğz etmeyeceksin. Yine de erkeğini el üstüne tutacaksın. Yine de onu Allah subhanahu ve teala'nın koyduğu yere koyacaksın. O seni idare eden, yediğinden yedirecek, içtiğinden içirecek, giyindiği kalitede, yaşantısında sana da davranacak kişi. Eğer sen Allah subhanahu wa ta'ala'nın katındaki o idare makamından onu eğer indirir, kendi makamına, itaat edilen makamına çeker isen o halde sen erkeğin makamına geçmiş olursun ve kendi makamına da erkeği kondurmuş olursun ki bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın kanununa, Allah subhanahu wa ta'ala'nın emrine zıttır. Yaşantında eğer bu zıtlık var ise kesinlikle ve kesinlikle huzuru sağlayamazsınız. Eğer bir erkek olarak o kadını Allah'ın sana olan emaneti olarak görmez, latif olan Allah subhanahu ve teala'nın lütfu olarak görmezsen, fazla olarak görmezsen, iyiliği olarak görmez isen, nimet olarak görmez isen, ona dışarıdaki insanlara davrandığın gibi iyi, güzel, tatlı sözlerle ona da aynı şekilde güzel konuşmaz, iyi davranmaz isen, Allah subhanahu ve teala'nın emanetini sen zayi ediyorsun demektir. O halde var sen düşün ki Allah subhanahu ve teala'nın katında Allah'ın emanetini zayi edenlerin durumu nedir? Allah'ın emanetini zayi eden insanlara mükafat mı verilecek yoksa aksi halde ceza mı, azap mı verilecek? Nasıl ki bir İslam devleti düşünün de
başımızda bir halife olsun ve o milletine, o halkına kötü bir şekilde davransın da bulunduğu konumdan dolayı Allah subhanahu ve teala özellikle o konumdan dolayı onu sorgulamasın. Aynı öyle ki o halifenin yüklendiği büyük bir sorumluluk varken alt tabaka, avam olan bizler herhangi bir şekilde onun sorulacağı, onun girdiği sorumluluk altına girmeyip ve ona sorulacak sorular bize sorulmayacaktır. Bir kadın da bunun gerçek manada kendisine bir nimet olduğunu düşünsün ve bir erkek de ona verilen bu görevin aslında ahiret günü başına büyük belalar açabileceğini, eğer kötü manada kullanırsa büyük belalar açabileceğini idrakında hareket etsin, ona göre eşine davransın. Her kişi Allah subhanahu ve teala tarafından bir yere oturtulmuştur. Bütün insanlar olarak ibadet makamına getirilmiş isek, her birimiz ibadet etmekle mükellef isek ve yeryüzünde bulunduğumuz makamlar ile Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında sorumlu isek, herkes bulunduğu makamın sorumluluğunu bilsin, bulunduğu makamın değerini bilsin ve ona göre Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında vereceği hesabı düşünerek hareket etsin. Falanca hanımefendi bizlere yazıyor. Ben falanca kişiyle evleneceğim. Ailem İslam dışı bir hayat yaşayan bir aile, Müslümanların veli olması lazım. Gizli bir şekilde bu nikahı kıyabilir miyiz? Biz de diyoruz ki böylesi sosyal medyadan soru soran insanlar arka planda ne yaptığını bilmediğimiz takdirde bizler cevap vermiyoruz. Bizler bildiğimizi öğretmiyoruz. Sonradan uğraştığımız zaman, sorguladığımız zaman, soruşturduğumuz zaman arka planda çıkıyor ki bu insanlar telefon üzerinde, WhatsApp üzerinde hiç kadının yanında olmayan, kadını bilmeyen, ondan haberi olmayan bir adama veli ediniyorlar. Hiç bunları bilmeyen insanlara şahit ediniyorlar. Evlilikten sonra da ne şahit ortada ne de veli ortada. Evlilik dediğimiz, nikah dediğimiz mesele Allah katından siz izin alıyorsunuz, izin. Yani siz birbiriniz haram iken kendinize Allah subhanahu ve teala'nın rızasıyla, Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu nikahla nikahlanıp kendinizi birbirinize helal kılıyorsunuz. Allah'ın Resulü'nün sünneti bellidir. Evlenecek kişilerin bulunduğu ortama gelsinler. Velisi de belli olsun. Nikah kıyacak kişi de belli olsun. Şahitler de belli olsun. Birbirlerini tanısınlar, konuşsunlar, sohbet etsinler. Yarın bu evlilikle alakalı bir sorun olduğu zaman şahitler gelsin bakalım bu evlilik, bu evlenen insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Nedir durumlar dediği zaman o şahitler nerede? Ya da o veliye dediğimiz zaman ya sen bu kadının velisiydin. Sen bu kadının bir sorunları varmış, sıkıntıları varmış. Bunlarla bir ilgilen bakalım dediği zaman o veli nerede? Birçok meselede ne yapmış oluyoruz? Sünnete uymamış oluyoruz. Bu kadar şuursuzca hareket yapan insanların bir zaman sonra evliliklerinin de kendilerince ucuzlaştığını görüyoruz. Çünkü o kadar basitleştirmişler ki bazı şeyleri, hayatlarında kendileri de zamanla basitleşmiş oluyor. Aileniz İslam dışı yaşamış olabilir ama o aileniz sizin üzerinizde o kadar hakkı olan, yıllarca sizi beslemiş, büyütmüş insanlardır. Bu kadar da nankörlük olunmaz ki. Allah subhanahu ve teala'nın katında ne kadar İslam dışı olsalar da Allah Resulü'nün dediği gibi Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. Niçin daha uygun bir şekilde onların işteyse rızasını alın. İslam'a yakınlaştırabildiğiniz kadar yakınlaştırın. Elinizden geleni yapın. Onların rızasıyla bu evliliği yapın da Allah subhanahu ve teala onları razı ettiğinizden dolayı sizden razı olsun. Ve böyle bir evlilikle sizin onlara İslam'dan uzaklaştırmak yerine sizin onların rızasını gözettiğinizi görerek sizin dininize rağbet etsinler, sizin dininizi merak etsinler, İslam dininin bu kadar güzel olduğunu, İslam dininin bu kadar insanı değiştirdiğini fark etsinler de sizler İslam'ı onlara yakınlaştırmış olasınız. Aksi halde eğer evden sen tutup yıllarca sizi besleyen, büyüten, sizlere ilgilenen, derdinizle, sıkıntınızla ilgilenen bir insan, bir anne babayı daha dün sosyal medyada tanıdığınız insanlara tercih ediyorsanız ben şahsen o erkeğe şunu söylüyorum. Bu kadından sana hayır gelmez. Bu kadın nankör bir kadın. Ne kadar annesi babası İslam dışı olursa olsun bu kadın nankör bir kadın. Sana bundan bir hayır gelmez. Bu nankörlüğü eğer ailesine yapıyor ise Allah subhanahu ve teala da böylesi insanın nankörlüğünü senin hayatına da yansıtacaktır. Bunları Allah rızası için artık düşünelim, fark edelim. Yani sosyal medyadan kadın tanıyorsunuz, erkek tanıyorsunuz ve hiçbir şekilde sizi hayatında görmemiş, tanımamış, referans olmayacak insanlar ortada yok. Sizler birbirinizi kendi hevanıza, nefsinize göre seçip beğeniyorsunuz. İşte erkek biraz ayet paylaşmış, hadis konuşmuş, ağzı biraz kelam yapmış diye kadın erkeği takvalı olarak görüyor. Allah subhanahu ve teala'nın göklere yükselttiğini zannediyor. Allah subhanahu ve teala'nın dininde razı olduğu kişi olarak görüyor. Kardeşim, eğer bir kişiyle evlenecekseniz erkek olsun kadın olsun ailesini tanıyan insanlarla buluşun, görüşün. Özellikle referanssız bir şekilde, hatta referansın dahi referansı olmaksızın evliliğe yanaşmayın ki ben bunları bugünkü toplum içinde söylüyorum. Bakın, bizler İslam topluluğu içinde değiliz. Ne kadar Müslüman olsak dahi bugün İslam ehli olmayan, İslam topluluğu olmayan bir topluluk içinde yaşıyoruz.
Yani rejimimiz İslam rejimi değil. Başımızda bir halife yok ki başımıza bir zulüm gelsin de gidelim de işte mahkemelerde Allah'ın kitabıyla, hak olan o kitapla hakkımızı arayalım. Herhangi bir şekilde sıkıntımızı Allah'ın kitabıyla ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle giderelim. Yani sizler başınıza o kadar musibetler geliyor. Alıyor kadını, götürüyor, kullanıyor, kullanıyor, boşuyor. Başka kadını aldatıyor, sosyal medyadan alıyor o kadını, kullanıyor, kullanıyor, boşuyor. Böylesi münafık, böylesi fasık, böylesi insanları istismar eden insanlar bu toplumda dolaşırken kendine istediği kadar Müslümanım da dese, istediği kadar ayet de paylaşsa, istediği kadar hadis de paylaşsa, profili baştan ayağa ayetle de dolsa o insanlara güvenmeyin. Bugün haberlere baktığımız zaman ne kadar rezillik var ise bu toplumdan olduğunu görüyoruz. Ne kadar pislik var ise bu toplumda olduğunu görüyoruz. Aynen bunun benzeri. İnfak meselesinde de Müslümanları dolandırıyorlar. Kardeşim, infak yapacağınız kişi kendisini tam manasıyla kanıtlamadığı takdirde, kendisince tam manasıyla derdini sıkıntısı belgelemediği takdirde ve o yardım yapacağınız insanın referansı olmadığı takdirde, bir kurum tarafından tanınmadığı takdirde, bir topluluk tarafından Müslüman, güvenilir topluluk tarafından tanınmadığı sürece yardım yapmayın. Bugün duyuyoruz ki falanca kişiyi sahtekar, falanca kişiyi dolandırmış, filanca kişiyi ifşa edin deniliyor. Allah rızası için biraz da hikmetli davranalım. O kadar mazlum, o kadar ihtiyaç sahibi insan varken o insanların ihtiyacını gideririz bu paralarla, bu yardımlarla. Ama bizler maalesef dolandırıcı, affedersiniz ama şereften yoksun, karaktersiz, o kadar insanları istismar eden, bu kadar soyu kesilesi olan insanlar varken bu toplumun içerisinde bizler tedbirsiz, duygusal, hiç aklımızı kullanmadan hareket etmeyelim. Ferasetle, basiretle hareket edelim ki bu kadar ihtiyaç sahibinin de ihtiyacını gidermiş olmaksa halde. Böyle dolandırıcılar bu ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyacının devam etmesini sağlıyor. Mazlum olan insanların halen mazlumluğunu, fakir olan insanların fakirliğinin, o sıkıntılı hayatlarının devam etmesini sağlıyor. Böylesi yanlış davranışlarımız. Aksi halde ben şunu mutlu oluyorum. Bir yerde eğer bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gideriyorsa bir Müslüman, benim üzerimden bir sorumluluğun kaldırdığına inanıyorum. Benim üzerimden bir sorumluluk kalkıyor. Aksi halde onun gözüne ben bakıyorum. Eğer birisi onun sıkıntısını gideremez ise ben kendim onun sıkıntısını gidermem gerekli. Allah subhanahu ve teala böyle insanlardan da razı olsun. Müslümanlar olarak birbirimizin yükünü hafifletelim. Kendimize, çevremize Allah rızası için bu konularda nasihat edelim. Birbirimizi şuurlandıralım. Bizler bu kadar şuursuzca veyahut iyi niyetli de olsak duygusal davranmamamız gereklidir. İkincisi, ufak tefek sebeplerle, ufak tefek nedenlerle, bazı egoist tavırlarla, bazı nefsi tavırlarla ne erkek kadına zulmetsin ne de kadın erkeğe zulmetsin. Ben bugün duyuyorum, o kadar basit nedenlerden dolayı birbirlerinden vazgeçmişler ki bu insanlara biz şunu sormamız gerekli. Yahu arkadaş, sen Allah subhanahu ve teala'nın cennetini daha nasıl kazanacaksın? Dört dörtlük bir kadın başına gelse ki dört dörtlük bir kadın yok. Ya da dört dörtlük bir erkek gelse başına ki dört dörtlük erkek yok. Siz nasıl Allah subhanahu ve teala'nın rızasını kazanacaksınız? Bir insan dışarıda işleyemediği salih amellerden daha fazlasını evinde işleyebilir. Eşine güzel bir söz söylemek Allah subhanahu ve teala'nın katında bir ecirdir. Kadının erkeğe, erkeğin kadına güzel bir davranışı, güzel bir hizmeti, güzel bir muamelesi Allah subhanahu ve teala'nın katında bir ecirdir. Ben şunu tavsiye ediyorum, samimiyetimle şunu tavsiye ediyorum. Önce kendi nefsime söylüyorum, sonra da bütün kardeşlerime söylüyorum ki kadınlar olarak ne kadar eşlerimiz kabahatli olursa olsun, ne kadar yanlış düşüncelerde, yanlış hareketlerde olursa olsun, yeter ki İslam'a muhalif olmasın, yeter ki İslam'a zıt olmasın, yeter ki itikadi bir problemi olmasın ki itikadi bile problemi olsun, İslam'a zıt fikirleri dahi olsa onunla güzel mücadele edip Allah subhanahu ve teala'nın ayetinde dediği gibi Rabbine güzellikle ve hikmetle davet et. Aynen bu ayette Rabbimize güzellikle ve hikmetle onu davet etmemiz gerekli. Kadın da erkeğin aynı şekilde Rabbine güzellikle ve hikmetle davet etmesi gereklidir. Biz birbirimizin konusu olmamız lazım. Kadın düşünmesi gerekli ki ben eşimin falan falan şeylerini sevmiyor. Huylarını sevmiyor. Bunları onun için artık yapmamaya gayret edeceğim. Allah'tan da ecrimi bekleyeceğim diyecek. Erkek de aynı şekilde. Eşim şunlardan şunlardan hoşlanır. Şunlardan şunlardan da hoşlanmaz. Ben bir erkeğim, bir idareciyim. Allah subhanahu ve teala'nın katında güzel bir idareci olarak anılmak istiyorum. Bunun için de eşime güzel davranacağım, şunları yapmayacağım, şu eksikliklerimi de tamamlayacağım demesi gereklidir. Erkek kadının, kadın da erkeğin konusu olması lazım. Birbirimize güzel davranarak iki kişi birbirinden güzellikle faydalanması gerekli. Allah subhanahu ve teala kitabında iman edip salih amel işleyenlerden bahsediyor. O daracık, o küçücük evinde salih amel işleme fırsatını Allah subhanahu ve teala sana sunduğundan dolayı
Allah'a şükür secdesi yap. Allah'a şükret. Allah Subhanahu ve Teala sana böyle bir imkan sunmuş. Şunu bilelim ki kadınlarımız bizi birçok günahtan, birçok haramdan Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle, Allah'ın onlara verdiği nimetle bizleri korumakta. Aynı şekilde onları da haramdan bizlere verdiği nimetle korumaktadır. Belli başlı yaptığımız hatalarla, belli başlı yaptığımız yanlışları da Allah Subhanahu ve Teala'nın dininin içinde çözüp birbirimize sabretmemiz gerek. Birbirimizle iyi manada mücadele etmemiz gereklidir. Hiç kimse şunu kesinlikle ve kesinlikle düşünmesin. Ben her türlü isteğimi yapacak bir kadın bulacağım ve onunla her türlü güzel bir şekilde geçineceğim. Böyle bir şey olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha idareci değiliz. Onun bile eşleriyle sorunlar yaşadığını okuyoruz. Onun bile eşlerinden farklı farklı sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnek ki onlara davranışlarında sabrını, onlara davranışındaki mücadelesini, güzelliğini, bizlere gösterdiği evlilik portresini çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Yani burada hataları, yanlışları hep böyle tek yönlü bakmamamız gerekli. Kendimize bakıp kendimize nasıl bir kişilik, karaktere sahip olduğumuzu iyi tahlil etmemiz gerekli. Eğer bir erkek evinde durmadan labali davranıyor ise, durmadan gereksiz konuşuyor ise, eşiyle küfürlü konuşuyor ise, eşiyle şiddetli konuşuyor ise, hiddetli konuşuyor ise, bağırarak, çağırarak konuşuyor ise kusura bakmayın. O kadının da bir sabır noktası var. O kadın da elbette tepkisini gösterecektir. Bu tepkiyi gösterdiği zaman da o kadına serkeş muamelesi kimse yapamaz. Çünkü zulmün karşısında hiç kimsenin tutup da susmasını bekleyemeyiz. Bazen karşımızda gördüğümüz sorunlar kendimizden oluşan sorunlardır. Eğer söndürebilirsek karşımızda da herhangi bir şekilde sorun kalmaz. Kadın da aynı şekilde erkeğine erkek gibi davranmıyor ise, aşağılıyor ise, hiddetli bir şekilde eşine konuşup, eşini kırıp, eşini incitiyor ise, o kadar yorgun bir şekilde, argın bir şekilde gelen eşini, bir de evin içerisinde tutup gereksiz, boş yere konuşmasıyla eşinin dinlenmesi ihtiyacını bilmesine rağmen halen onun başında onu gereksiz yere oyalıyor ise, konuşmaları ile, davranışları ile, erkeğin de bu durumda ona her zaman iyi davranmasını beklemesin. Erkeği erkeğin bulunduğu konumda kadın değerlendirecek, kadını da kendi konumunda erkek değerlendirecek. Bizler bunu yapmadığımız takdirde saçma sapan sebeplerden dolayı, hasetlerden dolayı, kıskançlıklardan dolayı kendi ailemizi yıkıp mahvederiz. Allah subhanahu ve teala hepimizi bağışlasın. Allah subhanahu ve teala hepimizi acısın. Evlerimizi hayır olan evler, evlerimizi salih amel işlediğimiz evler, evlerimizi mescid edindiğimiz evler, evlerimizi kabirler etmediğimiz evler kılsın. Allah subhanahu ve teala o evleri diri tutup Allah subhanahu ve teala'nın dinini, Allah subhanahu ve teala'nın ismini yücelttiğimiz yerler kılsın. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin.